Öke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli seyircilerimiz. Hayat tercihtir. Bugün de dop dolu tercih maratonunda. Evet, aslında geriye doğru geliyoruz. Daha doğrusu yaklaşıyor çünkü 18-26 Temmuz arasında tercih işlemleri, resmi tercih işlemleri başlıyor olacak. Geri sayım sürüyor dedik. Sizdeki heyecanı anlıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu ekranlarda Ece Hocam ve diğer çok değerli konuklarımızla birlikte doğru rehberlik ve kılavuzluk üzerine burada size önerilerde bulunuyoruz. Amacımız tamamen mutlu olabileceğiniz bir bölümü ve üniversiteyi okumak bu hayata bir katma değer sağlıyor olmak, çevrenizde mutlu yaşayabiliyor olmak. Sorularınızı alıyoruz arkadaşlar. Bugün biraz daha sağlık üzerine konuşacağız. Eğer bu alanda kariyer düşünüyorsanız, bu alanda bir eğitim planlıyorsanız ve yaşamınızı bu kulvarda kazanmak istiyorsanız çok kıymetli bir hocamızı sizlerle buluşturuyoruz. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Şefik Dursun hocamız bugün bizimle birlikte. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamıza girişleri bahsettiğim biraz sağlığı konuşacağız. 55 tane program var üniversiteleri bünyesinde. Hepsini anlatamayacağız ama belli başlı olarak bu alanda hangi avantajlar var? Bu alanda eğitim alırsanız sizi neler bekliyor veya nasıl bir eğitim modeli bekliyor? İstihdam olanakları neler? Bunları konuşacağız. Sorularınız varsa Hayat Tercihtir sosyal medya hesapları üzerinden Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu programda aday öğrenci arkadaşlarımızın da nabzını tuttuk. Hasan Zahit Ezin ve Didem Düz bir VTR hazırladılar. Onu da önümüzdeki dakikalarda sizlerle buluşturuyor olacağız. Ece Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Hocam dün biraz bahsettik. 14'ünde evet. Bir değişiklik vardı. ÖSYM'de bunu duyurdu. Dün telefon üzerine telefon size de geldi, bana da kısmen geldi. Arkadaşlar diyor ki başarı sıralamalarında değişiklik olacak dendi ama olmadı. Son durum nedir? Ortaöğretim başarı puanının hesaplanması ile ilgili. Evet, 14 Temmuz itibariyle ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 7084 adayın toplamda ortaöğretim başarı puanlarında eksik hesaplamalar olduğu için 7084 adayın tekrardan hesaplandığı ortaöğretim başarı puanları ile birlikte. Bu da tabii tüm adaylar arasında bir değişiklik olduğundan dolayı tüm adaylar evet. Arasında da tekrardan bir değerlendirme yapıldı ve 14 Temmuz'da ÖSYM sitesinden tekrar sonuçları sistemi açtı. Evet. Öğrenciler buradan kontrollerini yapabilirler. Tabii onlarla ilgili en çok gelen soru değişiklik olan adaylar var. Başarı sıralarında değişiklik olan adaylar var ama başarı sıralarında değişiklik olmayan adaylar da var. Hı hı. Eğer değişiklik olmayan aday varsa bu mutlaka başarı sırasının değişeceği anlamına gelmiyor. Öyle bir kaygı da yaşamasın öğrenciler. Çünkü puan türlerine göre, puan türlerindeki yığılmalara göre o 7084 adayın sıralamaları değişiklik göstereceği için değişiklik olan olabilir ama değişiklik olmayan da olabilir. Sadece öğrenciler şunu yapsınlar. 14 Temmuz'da açıklanan sistem üzerinden bir kere daha başarı sıralarını kontrol etsinler ve onu dikkate alarak bundan sonraki tercihlerine onu dikkate alarak başlamış olsunlar. Arkadaşlar sorularınızı bekliyoruz. Şefik Hocam tabii herhangi bir değişiklik olunca arkadaşlarımız hemen panik yapıyor, heyecanlanıyor haklı olarak. Çünkü hayatlarının çok önemli bir evresindeler. Mesleklerini seçecekler, bölümlerini seçecekler. Ben üniversitenizle ilgili gelişmeleri ve olanakları soracağım size ama öncesinde bu süreçte tüm akademisyenlerimizden Ece Hocam'la birlikte alıyoruz. Doğru tercih için bölüm ne olursa olsun arkadaşlarımıza önereceğiniz bir akademisyen olarak yıllarınızı bu alana vermiş biri olarak neler önerebilirsiniz? Bu süreçte nasıl sağlıklı bir tercih yapabilir arkadaşlarım? Şimdi tabii bu dönem hasat dönemi. Evlatlarımız, gençlerimiz bunca yıl çalıştılar, sınava girdiler. Bundan sonra artık puanlarına göre sağlık evet. Hizmetleri meslek yüksekokuluna girecek. Birinci derecede bu önemli. Zaten Ece Hanım da onu ifade etti. Onunla ilgili bilgileri öğrencilerimiz de takip ediyordur. Ama evet. Bence öğrencilerimiz nerede, hangi meslekte o işi güzel yapar? Hı hı. O işi becerileriyle, sadece düşünerek, fikirleriyle değil, bir de el becerileriyle çok önemli. O işi nerede yapabilir? Onu evet. Düşünmeli ve mesleğini ona göre seçmeli. Bence birinci derecede önemli olan bu. Beceri diyorsunuz. Beceri ve hı hı. Tabii ki bu istek.
istemek. İstemek. Becerebilir fakat istemeyebilir. Hem istek birinci derecede, ondan sonra beceri. Bence çocuklarımızın eğitimi sırasında onları da mutlu edecek. Hatta hayat mezun olduktan sonra başlıyor. Oo, evet. Hayat mezun olduktan sonra başlıyor. Biz şu an hocam biz bunları hiç konuşmuyoruz. Şöyle yani, tabii ki. Öyle, ama bu da evet, çok önemli bir gerçek yani aslında. İki sene okuyacaksınız, ön lisans için değil konuşuyorum. Mi? Doğru. Ondan sonra hayatınız boyunca o işi yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Bazıları üniversitenin inşaat fakültesini bitirmiş, Türkiye'de gıda işiyle uğraşıyor. Geçen yanıma benim ziyarete gelmişti. Yani beslenme, diyetetik, gıda teknolojisi meseleleriyle ilgili görüşmek için iş sahibi bir insan. Ne işle başladınız dedim, inşaat mühendisiyle. Ya şimdi bir inşaat mühendisinin tabii ki başarılı olması üniversiteyi okuyan yöntemleri, becerileri itibariyle mümkün de biraz boşa geçirilmiş zaman ülke açısından. Boşa geçirmemeliyiz. Bizim çocuklarımızın okul dönemindeki zamanları çok önemli. Kaybedecek vaktimiz yok. O yani biz 2 yıl gibi süre içerisinde onlara hem teoriyi hem uygulamayı öğreteceğiz ve demin söylediğimiz gibi onları da mutlu edecek. Şimdi bu güzel yetiştirme, çocuklar isteyerek görevlerine başladıkları zaman kim mutlu olacak? Millet mutlu olacak. Evet. Hasta mutlu olacak. Çok doğru. Ondan hizmet alanlar mutlu olacak. Yani sadece bilgi değil, yani çocuk gelişimiyle ilgili bir bölüme geliyorsa çocuğu sevmesi lazım. Kesinlikle. Onun yetiştirilmesiyle ilgili onda bir altyapının olması lazım. Yani bir aletin kullanılmasıyla ilgili becerileri olan diyelim ki tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünde okumayı düşünen bir insan çocuk gelişiminde başarılı olmayabilir. Olur mu? Çok zayıf bir ihtimal. Yani bizim millet olarak tabii zamanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz de yöneticiler olarak, üniversite olarak en optimum zamanda o çocuklara gerekli bilgiyi vermek ve yetiştirmek. Bunun için de bakıyoruz değil mi? Puanlarına bakıyoruz. Acaba bu hangi yetenekte nereye girmesi gerekiyor? Bunu eğitim sistemimiz getiriyor. Ama çocuklara benim önerim hangi mesleği istiyor ve yapabilecek ise özellikleri itibariyle birinci derecede onu tercih etmeli. Evet, onu kazanamayabilir ama şimdi Üsküdar Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda 55 program var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Ve YÖK'ün geçen bundan 15 gün kadar önce çıkardığı bir yasayla artık toplum son derece hizmete muhtaç, kaliteli hizmete muhtaç. Sağlıkta değil mi hocam? Sağlık alanında kaliteli hizmete muhtaç. Hem sağlık alanında hem de diğer teknoloji alanında. Hayat hepsiyle birlikte devam ediyor. Çok doğru. O yüzden kaliteli elemanların yetiştirilmesi hususunu diyor ki YÖK biz aynen böyle bu zamana kadar meslek yüksek okullarına fazla odaklanmamışız. Türkiye artık rayına girdi. Türkiye hem milletini mutlu edecek hem de diğer ülkelerin insanlarıyla yarışabilecek evlatlarını yetiştirecek. İnşallah. Ben rahmetli Özal'la doçent iken bir araya gelmiştim. Onun şu sözünü unutmam. Biz en azından komşularımızdan daha iyi olmak zorundayız. Biz de Üsküdar Üniversitesi olarak bu hizmette bizim İstanbul'daki diğer üniversitelerden daha iyi olmak gibi bir hedefimiz var. Evet. Daha iyi miyiz, değil miyiz? Onu milletimiz takdir edecek. Mezunlar piyasaya gittiği zaman onların kalitesine göre onları çalıştıranlar, bizim mezunlarımız sağlık kurumlarında çalışıyorlar. Ya Sağlık Bakanlığı'na bağlı ya da özel kurumlarda çalışıyorlar. Onların tercihleri, bu işi güzel yapıyor ya. İşin tek şeyi, ifadesi Şaban Bey, işini güzel yapmaktır. Bu cümle hepsini, biraz önce konuştuklarımızın hepsini kapsıyor aslında. Eyvallah. İşini güzel yapan öğrencilerimiz olacak. Bu işini güzel yapma, sadece aleti güzel kullanma, becerisi olma falan değil. Bir de
toplumla iyi iletişimi olacak. Çok hastayla doğru. iyi iletişimi Kesinlikle. Olacak. Hı-hı. Aletle iyi iletişimi olacak. Yani alete de iyi kalibre etmezsen düzgün sonuç almayabilirsin. Doğru. Yani ona da güzel davranmak gerekir. Bunun aslında bu hocamızın bu bahsettiği tüm dinamikleri mesleği severek ve isteyerek tercih ediye olmak aslında bunların hepsini sağlıyor olacak. Hocamın söylemleri önemlidir. Lütfen arkadaşlar dikkat alalım. Girdiler kadar çıktılarının önemine dikkat çekti hocamız. Üniversiteler sadece öğrenci almakta değil, onları çok iyi bir şekilde donanımlı mezun ediyor olmak, onları iyi yerlerde görüyor olmak, proje üreten, katma değer sağlayan yerlerde ve pozisyonlarda onları görüyor olmak çok önemli. Sorular geliyor hocam. Ben bir soruyu hemen size yöneltmek istiyorum. Hilal Akbulut yorum yaptı. Ek puanlı yerleştirmem YGS 2'de 9789, sağlık meslek mezunuyum. Nereleri tercih edebilirim diye bir soru yöneltmiş Ece hocam. Evet, bu seneki en önemli sorulardan biri tabii ki sınavsız geçişlerin kaldırılması. Bu yılın yapılan sınavlarda yapılan değişikliklerden en önemlisiydi. Ki bu uzun yıllardan beri sürekli tartışılan, sürekli gündemde olan bir konuydu hepimiz açısından. Bu senede YÖK tarafından yapılan açıklamayla sınavsız geçişler kaldırıldı. Bu yıldan itibaren meslek lisesi mezunları mezuniyetlerinin devamındaki ön lisans programlarına artık ek puanlarıyla yerleşecekler. Ama tabii bu yıl ilk kez bu yerleştirme olacağı için bizim şu anda geçen yılın gördüğümüz, kılavuzda gördüğümüz başarı sıraları, geçen yılın YGS ile oluşmuş başarı sıraları. Öğrencilerin yerleştirmelerinden sonra biz ek puanları görebileceğiz ki önümüzdeki yıl bir artı bir ek puan sütunu da oluşmuş olacak. O yüzden adayları özellikle meslek lisesi mezunlarının tercih yaparken çok geniş bir yelpazede tercih yapmalarını öneriyorum ben onlara. Eğer 24 tane gerçekten istedikleri, keyifle okuyabilecekleri bölümler bulunuyorsa ne kadar çok tercih yaparlarsa o kadar anlamlı olacak. Ne olacak önceki verilerden ve önceki tercih eğilimlerinden yararlanırsak bir öngörü de büyük bir ihtimalle meslek lisesi mezunları ek puanlarıyla birlikte işte devletteki bölümleri, vakıf üniversitelerinin tam 75 50 bölümlerinde birazcık daha yerleştirmeleri fazla olacak. Çünkü daha üst puanlarla yerleşecekler. O yüzden tercihlerini yaparken mutlaka işte tam bursluları, 75 üst bursları da mutlaka yer versin adaylar. Hocam arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarımızın adayların nabzını tuttu. Neye göre tercih yapıyorlar? Kriterleri neler? Hangi bölümlere ilgi duyuyorlar? Bunları sordular Hasan Zahit ve Didem. Yönetmenim Mehmet Altınöz'ü ekranlara getirirse sonrasında devam edeceğiz. Hocam lütfen arkadaşlar neyi önemsiyor sizin de dinlemenizi rica edeceğim. Sınav sonuçları açıklandı. Tercih heyecanı başladı. Adaylar üniversiteleri akın ettiler. Biz de Hayat Tercihtir ekibi olarak adayların heyecanlarına ortak olup nelere dikkat ettiğini sorduk. Hep beraber izleyelim. Üniversite için heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Evet, çok heyecanlıyım. Çünkü burada üniversiteye başladığım zaman yeni şeyler öğreneceğim. Yeni insanlar tanıyacağım. Yani böyle. Tabii ki de. Heyecanlıyım aslında. Yani şu an bile gayet heyecanlıyım. Evet, heyecanlıyım. Hangi bölümü istiyorsun? Beslenme ve diyetetik. Turizm ve atel işlemciliği. Moleküler biyoloji ve genetik. Radyo televizyon düşünüyorum. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü istiyorum. Peki neden o bölüm? Kendime daha uygun buluyorum. Yani ileride daha çok açılacağını düşündüğüm için o bölümü istiyorum. Çünkü bizim ülkede Azerbaycan'da kadrolar yani çok fazla yok. Bu yüzden işleyip, tecrübe kazanıp ve bu sahede çalışmak istiyorum. Biyolojiyi seviyorum ondan dolayı. Hem de biyoloji, yani laboratuvar ortamlarında çalışmayı da tercih edeceğim. Yani güzel bir bölüm. Araştırmayı sevdiğim için genelde laboratuvar ortamlarında çalışmayı seviyorum. Bu yüzden. İlgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bir de hani iş olanaklarının geniş olabileceğini düşünüyorum. Yani bana göre olabileceğini düşünüyorum bile, o yüzden. Bir üniversitede aradığın kriterler, aradığın özellikler nelerdir? Bilimsel açıdan etkili altyapısı olması ve hani öğretim üyelerinin tecrübeli olması diyebilirim. Üniversitede aradığım kriterler aslında disiplin, hocalarla iyi olmam, daha sonra ne diyeyim, kampüsler, yani bunlarla ilgili.
Laboratuvar imkanlarının benim istediğim bölümden dolayı gelişmiş olması, hani aradığım özellikler arasında, kadrosunun iyi olması, kadrosunun tecrübeli olması gibi bir sürü özellik. Ya kendimi rahat hissetmek ve hani çalışacağım, okuyacağım bölümde hani kendimi başarılı hissetmek istiyorum. Bunun için de olabilecek tüm imkanlara sahip olmak istiyorum. Hocam, arkadaşlar aslında işin farkındalar. Bir sürü kriter belir. Akademik kadroyu önemsiyorum, uygulama laboratuvar imkanları. Bana üniversiteden bunları sunuyor olması gerekiyor. Yurt dışından da ki var Türkiye'de. Şükür her zaman bunu vurguluyoruz. Eğitim üstünde Türkiye bölgesinde iyi bir pozisyonda olsun. Yine Türk Cumhuriyetlerinden benim anladığım kadarıyla arkadaşlar onlara da yöneltmişler. Arkadaşlarım, bu farkındalığını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu imkanların hepsini karşılayabiliyor musunuz üniversite olarak? Şimdi gerçekten gençlerimiz, evlatlarımız çoğu neyi yapmak istediğini düşünmüşler, kararını vermişler. Umarım onlar aldıkları puanlarla bu istedikleri yere giderler. İnşallah. Şimdi elbette birçokları laboratuvar ortamında çalışmak istiyorum diyor. Nükleer teknolojiyle ilgilenmek istiyorum diyor. Bunlar bizim yeni kurduğumuz programlar. Çevre sağlığı var mesela, nükleer teknoloji var. Var olan işte laboratuvar teknikleri bölümümüz var. Yeni kurduk bunları. Sosyal ümit ederim onların isteklerinin içerisinde bunlar da, diğerlerinin de bulunur ve bunları tercih ederlerse, eğer tercih ederlerse, nasıl bir eğitim kadrosuyla, akademik kadroyla, nasıl bir altyapısı olan üniversiteyle buluşacaklar, onu ifade etmek istiyorum. Bizim kadromuzda 35-36 tane çekirdek yardımcı doçent, ben profesör olmak üzere yardımcı doçent ve öğretim görevlisi var. Şimdi açtığımız 10 programla ilgili olarak da bu zamana kadar aldığımız 7, 6, 14, 15 tane öğretim görevlisi olacak. Yeni gene alacağız. Yani kadromuzda ümit ediyorum ki 2017-2018 eğitim öğretim yılında evet, programlarımızı 45'ten 55'e çıkardık ama eğitim kadrosunu sağ olsun üniversitenin hedefleri doğrultusunda iki katına katlayacağız. Eğitim kadrosunu iki katına katlayacağız. Bizim sadece kendi teorik ve uygulamaları yapan arkadaşlarımız değil, piyasada bu işleri yapan, bizim mezun edeceğimiz öğrencilerle belki birlikte çalışacak olan, ders saati ücreti olarak gelen öğretim görevlilerimiz de var. Yani biz 2016-17 eğitim öğretim yılında 100 kadar kendi öğretim elemanımız ve dışarıdan bize uygulamaları bilen insanlardan gelmek suretiyle 100 akademik kadroyla eğitim öğretim verdik. Kadro sağlam. Kadro, evet. Ben bir İstanbul Üniversitesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzun süre çalışmış ve eğitime son derece önem veren biri olarak gerçekten iyi işler yaptığını, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun biraz önce ifade ettiğim hususlara önem veren, biraz önce konuştuğumuz hususlara önem veren ve bence gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir numara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'dur. İddialı. Tabii ki çevremize de bakıyoruz. O Özal'ın rahmetli söylediği gibi çevremize bakıyoruz. Önce çevremizde en iyi olmak zorundayız. Ben çevremizde en iyiyiz diye söyleyebilirim. Çok açıklıkla. Bu ülke için bu önemli. Bu bir propaganda değildir. Evet. Bu gerçekten doğru olarak bir eğitimcinin tespitidir. Biz kadromuz itibariyle, altyapımız itibariyle demin söylediğim özelliğe sahibiz. Vizyonumuz da halkımız tarafından güzel. Üsküdar Üniversitesi aslında Üsküdar Üniversitesi'ni kendi üniversitesi gibi görüyor. Üsküdar Üniversitesi halkın üniversitesidir, milletin üniversitesidir. Biz sadece vasıtayız. Yönetimimiz de öyle, vasıtayız. Yarın başkaları gelir ama ümit ediyorum ki Üsküdar Üniversitesi kıyamete kadar millete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde hizmet etmeyi sürdürür. Bizim altyapımız ve kadromuz
öğrencilerimize başka imkanlar da sunuyor. Mesela hani tercihleri ne olmalı diye siz de ifade ettiniz. Ben de konuştum evet. üzerinde. Şimdi benim hatırladığım yeni YÖK'ün çift anadal yönetmeliğinde yaptığı değişiklikten bahsetmek geldi. Sıcak bir değişiklik gelişme. Evet. Lütfen bahsedelim ben hocam. Ben ondan bu arada bahsetmek istiyorum. Lütfen. Çünkü olur'a bir öğrencimiz çok heves ettiği, istediği bir bölüme girer. Bakın istediği bölüme girsin diyoruz. Ama istediği bölüme girer. İsterse sonra kazanamadığı, zaten iki bölüme girmesi mümkün değil. Bir programa girecek. İsterse başka bir programda da çift anadal yapma fırsatını veriyor. Şimdi YÖK'ün çıkardığı yönetmelik değişikliğiyle. Evet. Biz de bunu öğrencilerimizin başarılarına göre, fiziki altyapımızın imkanlarına göre inşallah ön lisans programları arasında bunu ama işte önümüzdeki yıl tabii ki bahar döneminde belki bunun için ilk müracaatlar olacak yönetmelik gereği başarılı olan öğrenciler olmalı. Başarı önemli. Başarı evet başarı gerçekten bazen söylüyorum ya çocuklar zamanınızı derse girdiğimde boşa geçirmeyin. Size bakın ne imkanlar sunuluyor anneniz babanız. Ama bazıları da bakıyorum gençler kendileri çalışıyorlar, okuyorlar. Hı. Bu belki daha alın teriyle kazanmış daha meslek daha güzel belki onlar için. Onlar belki daha gayretliler. Zamanı boşa geçirmemek lazım. Doğru. O ders saatlerini boşa geçirmemek lazım. Dakikaları boşa geçirmemek lazım. İsterlerse öğrencilerimiz iki programdan mezun olabilirler. Şaban Bey. Evet, lisans eğitimi alıp ön lisanstan da hatta lisans eğitimi de ön lisanstan isterse bir programdan diploma alabilir. Artı Üsküdar Üniversitesi'nin 55 programından 37'si normal öğretimdedir. Hı hı. 18'i de ikinci öğretimdendir. İkinci öğretim yani gece öğretimi. Evet. Gündüz çalışan gece gelir programını devam eder, eğitimini alır. Çift anadal yapmak istiyorsa gündüz çalışan geceden çift anadal yapabilir. Bu lisans programları için de geçerli. Yani bizim lisans programlarımızda ikinci öğretim olmadığı için onların da lisans programlarımıza gelen bilhassa Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne olur İletişim Fakültesi de olabilir. Doğa Bilimleri Fakültesi, Doğa Mühendislik Bilimleri Fakültesi de olabilir. Bunlar isterlerse bizimle ders içerikleri benzeşen derslerin 20 AKTS benzerliği var ise biz de eğitim komisyonunda görüştüğümüz şekliyle biz de ön lisans öğrencileri de lisans öğrencileri de çift evet. anadal yapma şansına sahip. Bu bizim potansiyelimizi büyütüyor, yükümüzü artırıyor ama öğrencilerimizin de hayata rahat hazırlanmasını getiriyor. Evet. Bu son derece önemli. Evet. Ece Hocam konuşuyoruz ya artık öğrenci arkadaşlarım o kadar şanslı ki şimdi lisans eğitimde olan bir arkadaşım çift diplomayı ön lisansdan bir programdan evet, da mezun evet. olabiliyor. Evet. Bu yeni bir uygulamaydı. Bu avantajı Şefik Hocam sizinle bahsetmiş. Türkiye'de ilk kez çift anadal programı lisansta evet. vardı ama ön lisansta Türkiye'de ilk kez bu sene YÖK'ün evet. kararıyla uygulandı ki Şefik Hocam programın başından beri belirtiyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ciddi değişiklikler oluyor ki sınavsız geçişin kaldırılması da niteliği arttırma yönünde evet. yapılan bir değişiklikti. Çift anadalla birlikte de öğrenciler için çok daha avantajlı hale geliyor aslında. Hocam hemen sosyal medyada çok soru var. Hepsini arkadaşlar yöneltemeyeceğim ama gün içerisinde Ece Hocam ve ekibi cevaplıyor olacak bunu hatırlatayım. Hakan Göktaş selamlar. 2016 yılında öğretmen lisesinden mezun oldum. Hiçbir üniversiteye kayıt yaptıramadım. Bu yıl tekrar sınava girdim. Fakat ne geçen yıl ne de bu sene öğretmenlik ek puanı alamadım. Sebebi nedir? Çok teşekkür ederim diye bir soru yöneltmiş hocam. Ne cevap evet, vermek istersiniz? Çünkü geçen yıldan itibaren de geçen yıl yapılan değişikliklerden biri de
4 yıllıklarda ek puanların kaldırılmasıydı. 2012 ve sonrasında giren öğrenciler için, lisede devam eden öğrenciler için geçen yıl ek puanlar kaldırıldı. Bu yüzden Hakan da büyük bir ihtimalle o yüzden göremiyor. Şu anda kılavuzda var ama bu önceki yıllarda yerleşmiş olan öğrenciler, önceki yıllarda mezun olan öğrenciler için ki kılavuzda karşılığındaki ek puan alabileceği alanlar da var. Ama son mezunlar için geçen yıl itibariyle 4 yıllık bölümlerde ek puanlar kaldırıldı. Normal YGS puanına göre tercih yapıyor olacak. Evet, Elif Kurt'un da bir sorusu var. MF3'te 5931 sıralaman var. Hangi tıp fakülteleri gelir öğrenebilir miyiz? Tıp fakülteleri belki tercih robotuna yönlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, arkadaş. Evet. aday.uskudere.tr üzerinden bir tercih robotumuz var. Tercih robotuna bilgilerini girerek Elif orada bir Türkiye genelinde bir sıralama görebilir ve ona göre tercihlerini oluşturabilir. Aynı internet sitesi üzerinde arkadaşlar bir de kariyer testi var. Mutlaka bu testi çözmenizi öneriyorum. Ben de çözdüm. Hangi alana eğilimli olduğunuzu, hangi alanlarda başarılı olabileceğinizi bilimsel olarak ortaya koyuyor. En azından hala kararsızsanız ve bir meslek belirlememişseniz eğilimleriniz doğrultusunda aday.uskudar.edu.tr adresindeki kariyer testini doldurarak ki Ece Hocam ve ekibiyle sonuçlarını da paylaşabilirsiniz. Rehberlik hizmetinde size sunuyor olacaklardır. Lütfen bu ayrıntıyı da atlamıyor olalım. Hocam yeni programlardan bahsettik. Benim elimde ağızlı sağlık ikinci öğretim açıldığı, çevre sağlığı var yine. Yine Üsküdar Üniversitesi bünyesinde çocuk koruma ve bakım hizmetleri, eczane hizmetleri, evde hasta bakımı, laboratuvar teknolojisi, nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği, otopsi yardımcılığı, sağlık bilgi sistemleri teknikerliği, sosyal güvenlik gibi yeni programlar da var. Biz Ece Hocam'la çoğu zaman konuşuyoruz aslında yeni programların avantajlarını ama siz neler söylemek isterseniz herhalde isimlere bakıyorum gerçekten ihtiyaç duyulan alanlar ve bunları iyi tespit ediyor ve okuyorsunuz. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Hekimle hasta arasında hekimin uygulamak istediği programı uygulayabilen sağlık teknikerleri yetiştiriyoruz. Sağlık teknikerleri tabii ki teknolojinin gelişmesiyle insan hayatındaki değişikliklere baktığımızda evet teşhis ve tedavi kolaylaşıyor. Hastalıkların teşhisi, tedavisi buna imkan olarak ilave edilirse Türkiye'nin aslında çok sağlık teknikerine ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'de devletimiz, hükümetimiz icraat içerisindekiler uyum içerisinde çalışıyor. Geçmişte artık herkes işini iyi yapsın diye genel bir sonuç ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı olsun, YÖK olsun. Türkiye'de sağlık alanında Sağlık Bakanlığı ihtiyacı olanların yetiştirilmesini istiyor. İyi hizmet verecek, kaliteli elemanların kendilerine hizmet sunmasını istiyor. Biz de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak bu isteklere cevap vermek zorundayız. Yani doğru. Türkiye'nin biz de işimizi iyi yapmak için Sağlık Bakanlığı'nın veya sağlık kurumlarının veya diğer özel kurumlarının ihtiyacı olan kaliteli insanları yetiştirmek zorundayız. Teknoloji gelişiyor. Mesela bunun sonucunda insanlar yaşlanıyor. Doğru. Evde bakımı için teknikerlere, sağlık teknikerlere ihtiyacı var. Hastanın hastanede uzun süre kalması, tedavisinin bir kısmının evde devam etmesi gerekiyorsa eve geçtiğinde evde hasta bakımı programının açılması, bizim yeni programımızda çevre sağlığı biraz önce de ifade ettim. Tabii insanın yaşadığı ortam, hava, su, toprak bunlar onunla insanla diyalog içerisindeki olan çevremiz bunlar. Bunların korunması açısından alınacak önlemleri bilen, bu konuda tespitleri, teşhisleri yapabilecek, bu konunun uzmanlarına yardım edecek o konuda teknikerler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuk koruma keza Türkiye'de ve dünyada olsun artık çocuk, evet başlangıçta bir toplum için veya bir toplum, millet için insan merkeze konulur
Tamam da bence çocuk merkeze konulur. Değil mi hocam? Çünkü çocuk iyi yetiştirilirse zaten insanı merkeze koymuşsunuzdur. Olursunuz. Ve milletin istikbaliyle ilgili de son derece kaliteli bir davranış sergilemişsinizdir. Bence çok çocuk doğru. Koruma bu açıdan önemli. Türkiye'nin ihtiyacı olan, geçmişten bu yana bakıldığı zaman ilerlemeler var. Ama bu konuda da ihtiyaç var sağlık teknikerleri. Laboratuvar teknolojisi, bizde tıbbi laboratuvar teknolojisi de vardı. Bu tabii tıp fakültelerinde veya sağlık kuruluşlarındaki cihazların kullanılması, o verilerin hazırlanıp hekime sunulması gibi işleri yapan teknikerler yetiştiriyorduk. Biraz önce söylediğim gibi çevre politikasını uygulamak açısından değil de bahsettiğimiz ortamlarda toprak, su, hava, çevre kirliliğiyle alakalı veya iyileştirilmesiyle alakalı stratejileri uygulayabilecek, bütün o alanda kullanılan aletleri kullanabilecek laboratuvar teknikerleri yetiştirmek üzere laboratuvar teknolojisi programı açtık. Nükleer teknoloji programımız var. Güzel bir alan. Nükleer teknoloji programı son derece önemli. Türkiye'de tabii sağlık alanında kullanılıyor. İleriki zamanlarda öyle zannediyorum ki teknolojide de kullanacak. Radyoaktif maddeler. Radyoaktif maddeler tıpta teşhis için kullanılıyor, tedavi için kullanılıyor. Ama teknolojide de kaliteyi tespit etmek, yapılan işlerin kalitesini belirlemek, o seviyeyi görmek için de radyoaktif madde kullanılıyor. Radyoaktif maddenin kullanılması belli usullere göre olmalı. Yani eğer teknolojiyi güzel kullanmazsak, bu imkanı güzel kullanmazsak çevreye zarar verebilir. Hepsi doğru. Birbirleriyle alakalı olan hususlar. Dolayısıyla biz radyoaktif maddeyi tanıyacak toplum hayatında bunu uzmanların uygulaması sırasında onlara yardımcı olacak nükleer teknikerler yetiştirmeyi planlıyoruz, istiyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı var. Bir de bizde adli tıp konusunda, adli tıp bilimleri konusunda çok önemli bir hocamız var, Sevil Atasoy hocamız. Onun desteğiyle bir otopsi yardımcılığı programı açtık. Adli tıp kurumlarında, morgda alınacak örnekleri hazırlamak, bilgileri toplamak ve uzmana bu morgdaki tespit edilmesi gereken hususları sunacak teknikerleri inşallah yetiştireceğiz. Sağlık bilgi sistemleri var, sosyal güvenlik var ki Türkiye'de artık sosyal güvenlik o şekilde ki bir kişiyi bir gün çalıştıracaksanız dahi onu sigortalı yapacaksınız. Değil mi hocam? Türkiye'de insana verilen değer mevcut yönetimlerin önem vermesi sonucunda bu. Bizim seçtiğimiz insanlar, bizim insanların, bize güzel, hizmet eden insanlar önem verdikçe toplum da bundan mutlu olacak. Çok güzel sonuçları çıkacak. İşte sosyal güvenlik alanında da devlete bu hizmetleri sunacak elemanlar yetiştireceğiz. Bizim yeni açtığımız ağız diş sağlığı ve eczane hizmetleri var. Ağız diş sağlığı ve eczane hizmetleri belli zaten diş hekimlerinin hem özel muayenehanelerinde hem de devlet ağız diş tedavisinde sağlık teknikeri olarak aslında normal öğretimimiz vardı. İkinci öğretim gündüz çalışanlar için çok büyük bir imkan ve bizim 18 programımız var. Böyle biraz önce ifade ettiğim gibi. Evet. Eczane hizmetleri için de öyle. Artık eczacı kalfaları değil, eczane teknikerleri eczanede eczacıya yardımcı olacak inşallah. Yani bilimsel dünya şeylerine, ölçülerine uygun şekilde sağlık teknikerlerini bu programlar içerisinde inşallah yetiştireceğiz. Amacımız bu. Peki, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii bu hocam bahsettiği programların karşısı boş nokta hocam. Orada arkadaşlar neye göre tercih yapacaklar? Puanı belli olmayan, başarı sırası belli olmayan. Ama onu soruyorum. Bir de Zehra İldeniz çocuk gelişimi hakkında bilgi verir misiniz? İş olanaklarında sormuş çocuk gelişimiyle ilgili güzel bir alan ama buyurun hocam. Evet, önce yeni açılan bölümlerden başlayalım. Yeni açılan bölümlerin karşılarında dört çizgi görecekler, kesik çizgi görecekler kılavuzda adaylar. Bu o bölümün o sene öğrenci ilk defa o sene öğrenci aldığını ifade ediyor. Bu program
programları tercih ederken bir önceki yılda başka üniversitelerdeki örneklere bakabilir. O puanlar aralıklarında nerelerde yerleşmeler tamamlanmış, ona göre değerlendirme yapabilirler. Ya da sağlıktaysa, sağlıkla ilgiliyse hani diğer bölümlere, ona yakın bölümlere göre bir değerlendirme yapabilirler. Çocuk gelişimi de hem 2 yıllık ön lisans programı hem 4 yıllık lisans programı olan bir bölüm ki çalışabilecekleri pek çok alan var. Ama başında hocam da ifade etti, kişilik özelliklerine uygun olması gerekiyor gerçekten de. Yani çocuk gelişimi okuyacaksa da işte çocuklarla iletişimi nasıl, onlarla birlikte olmaktan keyif alıyor mu, onların gelişimine yönelik bir ilgisi var mı, o yöndeki işte konular ilgisini çekiyor mu, birazcık da kişilik özellikleriyle birlikte de değerlendirme yapması gerekiyor. Hocam, uluslararası ilişkiler ve siyaset İngilizceyi soranlar var ki Üsküdar Üniversitesi evet. bünyesinde de var. Nasıl bir alan? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hem İngilizce eğitim veren bölümümüz devam ediyordu. Bu sene de Türkçe programımız açıldı. TM3 puan türüyle alan bir alan. Yine orada işte siyaset ilgisi çok önemli. Yabancı dil çok önemli. Çünkü birden fazla yabancı dil biliyor olmak çok büyük bir artı olacak öğrenciler için. Birazcık daha ders içeriklerine bakıp ki buradan bir kere daha hatırlatmış olalım, 26 Temmuz'a kadar tercih ve tanıtım günlerimiz Üsküdar Üniversitesi'nde devam ediyor. Adaylar ziyaret ederlerse orada hem akademik kadroyla görüşebilecekler Peki. hem de tercih danışmanlarından destek alabilecekler. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şefik Dursun Hocam, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Ece Hocam teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Hızlı aktı. Haftaya saatler 11.10'u gösterdiğinde cumartesi ve pazar bu ekranlarda sizlerle olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.